Bismillahirrahmanirrahim. Mesailu şatta. <laughs> yani farklı meseleler. E, bey bahsiyle alakalı, alışveriş hükümleriyle alakalı muhtelif meseleleri işleyen bir başlık. E, müellif efendi şöyle başlıyor. Yasihhu bey'ul kelbi vel fahdi ve sairis siba'i dedi. Yani e, köpeğin, parsın veya diğer e, vahşi hayvanların ...satışları caiz olur... ...olimet evla... ...yani bunlar... E, ...avlanmak gibi... ...bir takım yararlı sağlayacak işler için... ...eğitilmiş olsun... ...olimet evla veya olmasın fark etmez... ...çünkü şimdi aslanı... ...diyelim ki eğittiler... ...avcılık için kullanıyorlar... E, ...satışı caiz... ...ama bir tane aslan var... ...bunu satın almak istiyorsun... ...ama evcil değil yani ehlileştirilmemiş... ...vahşi... Ne yapacak? Belki adam postunu kullanacak. O yüzden yani ister evcilleştirilsin niçin kullanıldığına dair bir karine olsun veya olmasın fark etmez. En netice satılıyorsa alım veya talep varsa illaki bir fayda sağlayacaktır hükmünden ötürü alışverişi caizdir. Mesela yılan satımı caiz mi? Caiz. Niçin adam alıyor? Belki zehrinden panzehir yapacak gibi. O yüzden caizdir. <laughs> Tabii yalnızca domuzun satışı caiz olmaz demiştik. Çünkü domuz aynı bir şekilde haramdı. E, Şafii mezhabine göre köpek de bunun gibidir. Domuz e, gibi satımı caiz olmaz. Çünkü o da aynı ineciz kabul edilir. Ama Hanefilere göre e, avcılık e, için veya bekçilik için, sürü çobanlığı için köpek alım satımında bir beis yoktur. Ama e, evde beslenen köpeklerin e, bir maslahatı var mı? Hayır yani evde beslemek zaten köpeği caiz değil. Bu yüzden e, 2013 yılında Halil Günen çocuğa bu konuyu hidayede işlerken... ...Allah kardeşim bugün böyle medeni köpekler vardır diye... ...şu işareti yaparak o ufak pino köpeklerinden bahsediyordu medeni köpekler diye. Yani hiçbir maslahatı olmayan, e, insana fayda sağlamayacak... ...zaten evde beslenmesinin meşru olmayan köpeğin e, pet shoplarda alımı satımı caiz olmaz. Çünkü... Bu köpek hiçbir maksatla binaen kullanılmıyor. Ne bekçilik, ne koruma, ne işte e, güvenlik olsun, sürü güvenliği olsun, av olsun hiçbir şekilde kullanılmıyor. O zaman köpeğin alım satımı bu durumda caiz olmayacaktır. Tamam. Vazmiyo fi'l beyi alışveriş hususunda zımmi olan kimse kel müslimi Müslüman gibidir. Yani darül İslam'da bir zımmî e, alışveriş yaparken Müslüman gibidir İlla fil hamri. Ancak şarap konusunda Müslüman gibi sayılmaz. Çünkü şarap satımı Müslümana caiz değildir. E, o akit fasit olur. Daha doğrusu batıl olur. Mal kabul edilmediği için bize göre ama mütekavvim bir mal olmasa da e, Hristiyanlar arasında mal olduğu için biz onu fasit akit olarak kabul ediyorduk. İlla fil hamri e, daha doğrusu hani fasit akitlerde işlense de bizce mal olmadığından aslında akdin batıl olması lazım diye de hatta biz bunu konuşmuştuk. Ama fasi takitlerin başlığında ilk üç madde olarak, ilk iki madde olarak domuz ve şarabın satımını anlatırken batıl olması gerektiğini hatta konuşmuştuk. Ancak illa fil hamr, şarap satımı konusunda zımmiler Müslüman gibi değildir. Fe inneha fi hi Çünkü zımmiye göre şarap kel halli sirke gibidir. Vel hınziri domuz satışı da yine göre caizdir fi Onlara göre koyun satımı gibidir Meşru olduğu için yemesi içmesi onlarca zımmilerce ticaretini yapabilirler Yani Darül İslam'da Hristiyanlar kendi arasında şarap al satımı yapabilirler mi? Yapabilirler hatta işte Ceneviz kolonisi denilen bugünkü Galata Gayrimüslimlerin oturup kalktığı yaşadığı yerler olduğu için orada mesela meyhane açılmasına müsaade vardı İçki satışına müsaade vardı Osmanlı'da da ancak işte Müslümanların oraya girip çıkması yasaktı. Şayet bir e, Rum meyhanecisinin meyhanesinde zabıtalar bir Müslümanı bulurlarsa adam girmiş Müslüman olarak. Girmesi haram, yasak. E, kanunen de yasak. O halde o işte Yorgin'in meyhanesi mühürleniyordu mesela. Şu yeşil sürekli e, meyhanecilerin Rum şeklinde hani içme be kuzum diye hep böyle sahnelendirilen Rumlar var ya. Niçin hep böyle yani Türk sinemasında da veya Türk hafızasında meyhaneci Rum oluyor? Çünkü Osmanlı'da Müslümanların meyhane açması yasak. Rumlar kendi aralarında içebilirler. E, i̇çsinler, tamam. Satsınlar, yeter ki Müslümanlara bunu bulaştırmasınlar. Bu şekildeydi Osmanlı'da. E, ama alım-satım konusunda Müslümana göre mal değilse de Hristiyana göre mal olduğundan zımmi şarap satımı yapabilir. Mesela bir Hristiyan elinde mahzeninde şarap fıçıları var, Müslüman oldu. E, bu malı ne yapacak? Satabilir mi? Veya işte babası işte Hristiyan oğlu Hristiyan'dı. Miras intikal etti. E, miras intikal ettiği anda bu adam da ölümün e, işte e, vaazından nasihatlendi. İslam'a girdi o anda ama miras intikali vardı ona şarap. Ne yapar bunu? İşte ya sirkeye çevirir ya da bir Hristiyan'a devreler, ondan başka bir şey alır gibi bir takım hükümleri konuşmuştuk daha evvelki derslerde. Evet, misiniz? El çekmek diye bir tabir var. Yani bunun mülkiyeti, yani şarapta şu an üzerine mülkiyeti var. Çünkü daha evvel mülkünde olan bir şeydi. Müslüman oldu. Şu an içmesi satması haram. Ancak bu mülkiyetinden bir bedel karşılığında el çekmek gibi bir durum. Ama bazı fakihler müsaade ediyorlar gibi. Veya bir Hristiyan'a sattır tabi Ebu Hanife fetvasınca bir Hristiyan'a ee, şu bendeki şarapları sen sat bana parasını getir diyebilir. وَمَنْ زَوَّجَ Şimdi bir adam ve men meşriyetehu li cariyesini yani emesini cariyesini evlendirse li bir başkasıyla kabla kabdiha kabz etmeden evvel yani ne demek şu demek bir adam e, köle tüccarından bir köle satın alıyor e, belki vekil vesilesiyle köleyi alıyor ancak daha köleyi kabzetmeden etmeden köleyi teslim almadan parasını ödemiş olduğu, almış olduğu köleyi kabzetmeden bir başkasıyla evlendiriyor. Caiz midir? Caize caizdir. Niye? Çünkü satın almakla birlikte kabzetmemiş olsa bile artık onun velisi olduğundan velayet yetkisiyle onu evlendirebilir. Oldu mu? Fe in what et eğer evlendirmiş olduğu efendisi daha bu kişi köleyi cariyeyi kabzetmeden evlendirdiği kocası olan kişi ilişkiye girmiş olsa kana <laughs> kabden bu ...ilişkiye girmiş olması... ...efendinin... E, ...kabzı hükmündedir. Çünkü niye? Yani bu cariye bekar olarak... ...pazarda satılmıştı. Köle pütü pazarına satılmıştı. Efendi bunu kabz etmeden önce... ...evlendirdi ve... ...ilişkiye girilmiş olması artık... ...bunun bu haliyle, yani satın aldığı haliyle... iadesini mümkün kılmayacağı için... ...çünkü bekardı artık dul oldu. Yani evlilik geçirmiş olduğu için... ...artık sayyip oldu. ve Bu durumda e, bu hüküm... Efendinin evlendirmesi vesilesiyle olduğundan, sebebiyle olduğundan onun kabzı hükmündedir. Ve illa eğer duhul olmadı ise fela sadece sırf nikah kıymasıyla yani ben sana seninle kölemi evlendirdim akdiyle hala daha o cariye kabz etmiş hükmünde olmaz. <gülüyor> Peki. Ve men iştara şeyen bir adam bir şeyi satın alıyor. Mesela bu olayın kurgusunu şöyle yapalım. benim Senden benim sana borcum var. Başka bir ticaretten kalan borcum var. Tamam mı? Sonra ben o borcum sende durduğu halde senden bir şey satın alıyorum. Ve men iştara şeyen senden bir şey satın alıyorum fe gabe gaybeten ma'rufeten. Sonra daha kabzetmeden bu ürünü bilinen bir nokta şeklinde ben ayrı fe çıkıp gidiyorum, ayrılıyorum bir yere gidiyorum. Ancak gaybeten ma'rufeten. Nereye gittiğimi biliyorsun. ...satımı, aktimi yaptık... ...ben senden daha ürünümü teslim almadan önce... ...senin benim nerede olduğumu bilebileceğin... ...bir yolculuğa gittim, bir filanca bir yere gittim... ...bir müddet gelmeyeceğim ama... ...nerede olduğumu sen biliyorsun... ...oldu mu? Sonra... E... Kaybolmak. ...kaybolmak, bir yere gitmek işte... ...çekip gitmek bir yere... ...şimdi ben e... senin bildiğin... ...bir noktaya gittim, tamam... ...ancak... E... ...sende de benim, e... sana da benim bir borcum vardı... Şimdi benim ödemem gereken borcum var ancak ödememişim ve buna rağmen bu kişiye para ödeyerek bir başka mal almışım. Borcumu ödemiyorum ödememişim sana ve sen de şöyle düşünüyorsun. Şimdi benden bu adam parayı verdi şu malı aldı benden ama daha malı teslim almadı. Benden daha malı kabz etmedi ve bana olan daha evvelki ticaretten veya işte değinden fark etmez bana olan bir borcu vardı günü geldi bu adam ortalıkta yok. Nerede olduğu şu an ...biliniyor tamam biliyorum ama ortalıkta yok... ...şimdi ben acaba... ...bana e, parasını ödediği... ...ama daha teslim almamış olduğu... ...ürünü satsam bir başkasına... ...bana olan borcunu... ...oradan tahsil etsem mi... ...diye kurgun var senin... ...kurguyu tekrarlıyorum... ...benim fi tarihinde sana borcum var... ...sonra borcumu ödemiyorum... ...geliyorum senden parasını ödeyerek bir ürün satın alıyorum... ...ama ürünü senden teslim almıyorum... ...teslim almadan önce bir yere gidiyorum. Bir müddet gelmeyeceğim ama nerede olduğumu sen biliyorsun. Gaybeten marufeten. Bilinen bir yerdeyim bunu biliyorsun. Ödeme günüm geldi. Daha evvelki borcumu ödeme günüm geldi. Ödeme, olmadığım için ortalıkta ödemiyorum. Sen parasını ödeyip teslim almamış olduğum ürünü bir başkasına satsan oradan sana olan borcumu tahsil etsen caiz midir yapılabilir mi? Konu bu tamam mı? La yuba'u fi deyni ba'ihi yani satan kişinin borcu için yani senin satıcının borcu için e, alacağım var ya benden. Onun için bu ürün benim kabz etmemiş olduğum bu ürün la yuba'u satılmaz. Yani sen kadıya gidip kadı efendi bu adamın bana borcu vardı. Fakat borcunu ödemeden bana parasını ödeyip başka bir mal satın aldı ve bu malı benden daha teslim almadı. Elimde onun malı var. Ve bana ödeme günü geldi. Adam ortalıkta yok. Ama nerede olduğunu biliyorum filan yerde. Daha gelmeyecek henüz. Müsaade edin de bana ruhsat verin de ben bu benden satın almış olduğu ürünü satayım. Dese kağıdı madem ki nerede olduğunu biliyorsun bu adam ortalıkta yani kayıp değil izini kaybettirmemiş gelecek demektir. Çünkü sen sana borç takacak olan adam e, nereye gittiğini sana söylemez. Demek ki gelecek bekleder o malı sattırtmaz. Tamam la <laughs> yuba'u ama ve in lem tekun ma'rufeten eğer nerede olduğu bilinmiyorsa yani sen Kadıya geldin. Kadı efendi, adamın ödeme günü geldi. Bende de bir tane malı var. E, teslim almadığım malı var. Parasını ödedi fakat ben bu adamın nerede olduğunu bilmiyorum. izini bulamadık. Böyle bir durum söz konusuysa o fihi. Bu mal satılır ve o deyn ödenir ama iza berhane sen bir ispat getirdiğinde nasıl bir ispat? Ennahu ba'ahu minhu senden bir ürün satın aldığında eğer lem yakun kabedahu ve onu kabzetmediğine dair yani bu ürünü senden aldığına ve onu kabzetmediğine dair sen şahit getirsen efendim evet bu ürün mesela şu da olabilir neden e, kadı bu ürünü senden aldığına dair ve kabzetmeden dair şahit istiyor çünkü sen bu adamın gidip belki evinden dükkanından veya bir başkasında olan malı e, mala el koymuş rehin e, e, yani o yok diye mala, malına el koymuş ve bunu sattırıyor olabilirsin çünkü böyle bir yetkin yok. Yani mesela filancanın bana borcu var. Adam ortalıkta görünmüyor. Dur ben gidim de adamın dükkanından, evinden. işte onun deposunu biliyorum. İşte hacizden öte bir şey bu yani. Gasp bir yerde. Adamın ben deposunu biliyorum. Gidim kilidi kırayım, açayım, içeriden alayım. Mesela bazen bu soruluyor. Tüccarlar mesela. Hocam filancasına para kaptırdık. Adam ortalıkta yok ama deposunu biliyorum diyor. Mallarının nerede olduğunu biliyorum. Çökebilir miyim? Çökemezsin. Adam yani izini kaybettirmiş değil belki. Daha muamma ortalıkta yani daha bir muamma belki bir hastası vardı bir yere gitti. Mesela şu an e, yani biraz böyle hani şahitliğini ve hukukunu çözmeye çalışmış olduğumuz bir durum var. Abinin çok fazla borcu var sağa sola ve çok fazla alacağı var. Pek çok esnafla şu an alacak verecek konusunda sıkıntılı ve başka bir meseleden ötürü e, yani dahli bulunmayan bir durumdan ötürü şu an onu içeri aldılar. Hapse aldılar. Ama bu borçlarla alakalı değil. Şimdi mesela ondan alacaklı olanlar bunu içeri aldılar. Demek ki bir tane alacaklı bunu işte ihbar etti. içeri girdi. Biz malımızı alamayacağız deyip gidip bu adamın işte evini dükkanına el koyabilirler mi? Hayır öyle bir şey yok mesela. Bu sahne gibi düşünün. Yani kağıdı der ki tamam şu mal onundur dediğin malı senden aldığına dair ve kavz etmediğine dair bana delil getir. Ben de onun sana satımına izin vereyim der. Çünkü delil getiremezse Belki adamın gidip başka bir yerdeki malına çökmüştür ifa e, durumu olacağı için kağıdı ancak satışı efendim bana borcu vardı ve benden de başka şeyi şu ürünü almıştı parasını da ödemişti bunu satalım da benim o diğer borcumu eski borcumu ödeyelimin müsaadesini ancak o malı ondan alına dair ispat getirirse e, satış izni verir oldu mu burası peki bir başka durum ve in qabe ahadül İki tane müşteri var. Tamam mı? Yani siz ikiniz benden bir ürün alıyorsunuz. İkiniz müşterisiniz. Ee, ancak biriniz ortalıkta ortalıkta yoksunuz. Yani ikiniz benden bir ürün almakla ilgili anlaştık, konuştuk. Şimdi paranın ödenme günü geldi. Malını ortak alıyorsunuz. Paranın ödeme ve malı teslim alma günü geldi. Biz önce sözleştik. Akit kuracağız şimdi. Ancak ehadül müştereyeyn. ikisinden birisi yok ortalıkta. Gabe. Sen yoksun. Delil hadir. <laughs> Ee, mevcutta bulunan yani muhataba gelen satıcının yanına gelen kimse ne yapar? Ee, Felil hadiri def o semen bütün parayı ödeme vazifesi vardır ve hakkı vardır ve kabdul mebi'i ve malın tamamını kabz etme normalde hani ikiniz alacaktınız yarısını sen alacaksın yarısını sen teslim alacaksın meselesi vardı ama sen tek geldin paranın tamamını sen ödüyorsun ve malın tamamını alma hakkın var ve hapsuhu ve malı, onun adına almış olduğum malı da bekletme. Ee, ona teslim etmeme hakkın var. İza <laughs> hadaral şu an akitte bulunmayan ikinci kişi ortaya çıkıncaya hatta yan kuda kendi payına düşen rakamı ödeyene kadar o, o malı ona vermeme hakkı vardır diğer mevcutta bulunan kişinin. İki kişi bir mal alıyorlar ödeme günü ve teslim alma günü geldiğinde birisi ortalıkta yok öbürünün malın tamamının parasını ödeyip malın tamamını teslim alıp öbüründen yani ortağından parayı alıncaya dek o rakamı alıncaya dek malı ona vermeme hakkı vardır. Bir başka mesele Vayniş in bi elfin zehebin ve fuddatin bir adam bir elfin binle yani bin dinar veya bin miskalle neyse artık diyelim ki yani, ee, binle ne alıyor? Miskale zehebin bin miskalle bir elfin miskale zehebin ve fıddatin. Gümüş ve altın almak istiyor. Geliyor sarrafa bana şu binle binle hem gümüş hem altın ver diyor. Ama gümüşün ne kadar Aa, mesela şöyle düşünün. Ee, kuyumcuya geldiniz sarrafa geldiniz altın ve gümüş para daha içti. Yani biraz daha şöyle yapalım dövizciye geldiniz. 100.000 TL para getirdiniz dövizciye bana dolar ve euro ver diyorsun. Dolar ve euro ver diyorsun. 100.000 TL ile. Neyden ne kadar istediğini anlam anlamıyorsak, hani daha belirtmediysen o zaman nedir bu durum? 50.000 TL ile dolar, 50.000 TL ile euro gibidir. Şimdi burada adam 1000 e, dirhemle gelmiş. 1000 gümüş parayla gelmiş. Bana hem altın hem gümüş verdiğince adam ne yapacak o zaman açıklamadıysa? Hüküm şudur. 500'üyle altın, 5 yüzüyle gümüş verecektir yani. Fehuma nisfani. ...işte o halde ikisi yarı yarıyadır. Yarısıyla gümüş, yarısıyla altındır. Ama ve in ve in kâle şöyle söylerse bi elfin mine zhehebi vel fuddati bi elfin mine yani hem gümüşten hem de altından bin getirse bu durumda yok hayır öyle değil. Ve in kâle bi elfin mine zahabi vel fuddati altından bin e, ve gümüşten dese Femilat zahabi hamismiyeti miskalin altından 500 miskal verir. Binle gelmiş diye ya çünkü. Ve minel fuddati yani bana şöyle hem altından hem gümüşten ver bu binle dedi. Hem altından hem gümüşten binle ver dedi. Yine aynı şekilde Femilat zahabi hamismiyeti miskalin altından 500 miskal. Ve minel fuddati hamismiyeti dirhemin gümüşten de 500 e, dirhem verecek ancak veznu sebatin. 7 miskal olan gümüşten. Şimdi 7 miskalden veznu dedi ya. Şimdi şöyle bir şey vardı. 3 farklı tedavülde e, dirhem vardı Aleyhisselam'ın döneminde. işte 7 gramlık, 10 gramlık e, yani bir dirhemi 7 gram gümüş olan, 10 dirhem gümüş olan gibi. Hazreti Ömer radıyallahu an üç farklı dirhemi e, ortalamasını aldı. Yani 3'ünün toplam ağırlığı 21 ediyordu. 3'e böldü 7. O halde aleyhis, e, Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde 10 e, dirhemlik gümüş paranın gramı 7 gram olacak dedi. Yani 10 dirhem gümüş paranın ağırlığı 7 e, miskal e, olacak dedi. 7 e, gram yok yok ok, şöyle şimdi 500 e, dirhem gümüş olacak dedi ya ancak gümüşte birden fazla ağırlığı olan para vardı. 7 gramdan yani 7 7'yi baz alarak 500 vereceksin. Yani her 10'u 7 gram olan yani otomatikman 35 miskallik gümüş yani. Çünkü 350 miskallik. Çünkü her 10 dirhem gümüşün ölçüsü 7 olacak dedi. 7 miskal olacak dedi. Böyle hesaplar çünkü niye? 1000 dediği için e, bin, binden bana altın ve gümüş ver dediği için yine 500'ü oraya gidecek. Bu bin altının 500'ü altına 500'ü gümüşe gidecek. Tamam böyle hesaplayacak. Yani bugün aslında ilk vermiş olduğum örnekteki gibi 100 bin TL'ye getirin dövizciye bana altın ve euro ver dedin. Şey gümüş dolar ve euro ver dedin. 50 bin TL'siyle dolar verecek. 50 bin TL'siyle euro verecek mesela. Tamam. Women, peki şöyle bir şey var men kabada zayıf zayıf neydi zayıf ee, şimdi normalde e, altın ve gümüş ya paraların e, tedavüldeki durumu bir de zuyuf var zuyuf altından daha fazla veya gümüşten daha fazla başka madenlerin kullanıldığı yani aslında bugünkü enflasyon denilen şey paranın değer kaybetmesi şimdi şöyle şimdi gümüş para yedi miskal dedik ya mesela e, gü para'daki gümüş miktarını azaltınca paranın şimdi normalde diyelim ki 10 dirhemlik gümüş para da 7 gram gümüş olması gerekiyor. Ancak sen 10 dirhemlik gümüş para da 5 gram e, gümüş koyarsan, ne olur bu paranın alım gücü düşer. Bugünkü enflasyon gibi. Yani mesela e, bugünkü Türk lirasının düşmüş olduğu değer gibi. Şimdi sen 100 liralık bankonot var. Ancak bu 100 liralık bankonot bir ay evvel iki tane ürün alıyorsa Şu an bir tane ürün alıyor. Para aynı para, tamam, 100 TL ama alım gücü düşük. Yani alım gücü düşük olan para ya biz zayıf diyoruz. Ancak e, eski durumlardaki, eski dönemlerdeki zayıftan kasıt ne yani? E, gümüş veya altına çok fazla başka maden karıştırılarak paranın alım gücü düşürülen para. Mesela Sultan Fatih döneminde savaşların, seferlerin masraflarını karşılamak için 3 defa devülasyon olmuş. 3 defa paranın içindeki gümüşü azaltmış Sultan Fatih. E şimdi mesela şöyle düşün. Benim cebimdeki parada Şimdi şöyle düşünün mesela. 200 TL'lik banknotta e, önceden 2 gram altındı. 200 gram şey 200 TL 2 gram altındı önceden. 10 sene önce diyelim. Ben bununla bir sürü şey alıyordum. Sonra altın miktarı düşürüldü. Hani şey gibi düşünün. E, tabii artık öyle değil ama bir dönemler hani bankonotlar altına endeksliydi ya. Benim cebimdeki 200 gram TL, 200 TL, 2 gram altına endeksliydi. Bir sürü şey alabiliyordum. Sonra işte paranın alım gücü düştü. Yani 200 TL'nin karşılığı artık 1,5 gram altın oldu. Daha az şey aldım. Sonra 1 gram altın oldu. Daha az şey aldım. Şu an benim 200 TL'min karşılığı 1 gram değil 0,1 gram altın. Yani 10 kat düşmüş mesela. 10 kat düşmüşse bu durumda daha az şey alıyorum. Ama cebimdeki para hala aynı. Şimdi metal para metal para ama içindeki gümüş azaldığı için, altın azaldığı için zuyuf olduğundan, zayıf olduğundan değeri kayboluyor. Şimdi o yüzden piyasada hem zayıf var hem de normal gümüş para var. Şöyle düşünün hem 7, 7 miskal olan 10 dirhem var hem de zayıf olan para var. Yani daha düşük bozuk paralar var. Yo. Şimdi i̇şte, gümüş varken değeri Çıkarken değeri gümüşü daha az olduğu için tamam ağırlık öyle ama bu sefer e, gümüş yerine bakır koymuş, demir koymuş. Alım gücü düşük artık paranın. Yani eskisi gibi aynı mesela tamamı gümüşken bir tane on dirhemle koyun alıyordun. Artık iki tane getirmen gerekiyor koyun almak için mesela. Şimdi bu adam ve men ve orada mıydı Gokhan? kabada zayıfen bedele ceyyidin. Yani ceyyid saf para. Şöyle düşünün mesela adam 10 gram, 10 dirhem getirmiş, tamam. 10 dinar para getirmiş adam, 10 dinar. 10 dinarda 7 gram altın var, tamam mı? Bunu bozmak istiyor. Zeyfle bozmak istiyor veya işte... Veya bir ürün aldı, karşılığında para üstü alırken... Veya bunu takas, sarf yaparken işte... Veya işte başka paraya çevirirken... 10 dirhem, 10 dinar altın para... Diyelim ki 100 dirhem gümüş para yapıyordu, tamam mı? 100 dirhem, 7'şer gramdan yani 100 dirhem alması gerekiyordu. Ama ona sarraf zayıf verdi. Yani yine 100 dirhem verdi ama içindeki altın oranı düşük oldu, gümüş oranı düşük olduğu için daha e, kazıklandı gibi bir durum oldu yani bu adam. Tamam. Tekrarlıyorum. 10 ya da şöyle daha şey yapalım. Siz şimdi şöyle diyelim ki e, 10 gram 24 ayar altın getirdiniz. Tamam mı? 10 gram 24 ayar altın getirdiniz adamdan e, 10 gram 18 ayar altın aldınız. Şimdi 18 ayar altının alım gücü 24 ayar altının alım gücünden çok aşağıda. Böyle bir ticarette siz ne yapmış oldunuz? Zarar etmiş oldunuz. Ama bunu yaptınız ama gayra alimin bihi bunu bilmiyordunuz. Yani aldığınız altının karşılığında aldığınız olduğunuz altının 18 ayar düşük olduğunu, zayıf olduğunu bilmiyordunuz. Tamam mı? Tamam. Bilmiyorsanız ne olması gerekiyor? Öğrenince iade etmeniz gerekiyor. Tamam. Böyle bir hakkınız var. Fakat bunu e, öğrenemeden henüz daha fa enfakahu. Parayı infak ettiniz. Yani parayı harcadınız. E, elinizde bulunmuş olsaydı gelecektiniz. Abi ben sana 24 ayar verdim. Sen bana 18 vermişsin. Böyle olmaz deyip itiraz edecektiniz ama artık o para elinizde yok. İnfak etmişsiniz. Aw veya para artık yok elinizde. Kayboldu, gitti. Fahuva qadaun. Sizin böyle bir tasarrufta bulunmanız, o parayı kullanmanız veya elden çıkarmanız tadaun yani o hakkınızın yerine getirildiğinin göstergesi olur. Yani siz bunda tasarruf yapmış olduğunuz için, parayı ortadan kaldırdığınız için, harcadığınız için o alacağınız aslında iade hakkınızı düşürmüş oldunuz yani. Sanki tüm hakkınızı teslim almışsınız gibi diyor. Kim diyor bunu? İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed diyor ama diyor ki ve Ebu Yusuf. İmam Ebu Yusuf diyor ki yaruddu misla zayfi almış olduğu zeyf rakamı kadar onun bir benzerini yani onun kadar rakamı iade eder. Ben senden abi 10 gram 18 ayar mı almıştım? Al abi 18 gram 10 gram altınlı. Sen benim 24 ayar altınımı geri ver diye. İmam bu Yusuf böyle bir hakkı vardır diyor. Ve yaktadi el ceyyide ve vermiş olduğu kaliteli yani 24 ayarı geri alır diyor. Fetva da İmam Ebu Yusuf'un görüşü nedir? Günümüzde de böyle bir şey yani budur yani. Ben şimdi 24 ayar verdim kuyumcuya 18 ayar aldım aynı gramajda kazıklandım. Bilmiyordum böyle olduğunu. Gittim onu bir de düğüne taktım. Düğüne taktım onu. Bir takı yaptırmıştım, taktım. Sonra öğrendim ki o takıdan 18'e yarmış. Kuyumcuya geldim abi böyle böyle. Al sen şu 18 ayarlık altınını. Ben senden 10 gram 18'e yer almıştım. Al bunu. Sen benim 24'ümü ver abi. Deme hakkım var mı İmam Ebu Yusuf'a göre? Var. Fetva da buna göredir. Peki. Bir başka konu, daha başka bir mevzu. Ve in ferraha tayrun. Bir kuş kuluçka ferraha. hani Ferik derler e, bize de şeye hani eee kuluçkaya yatmış ve yavru çıkarmış tavuğa Ferik derler ya. Ve inferaka tayrun. Bir kuş yumurtlamış olsa ve yumurtadan da kuş çıkarsa. Ferik, Ferih yumurtadan çıkan civciv manasında. Civcivli kuluçkaya oturmuş, yumurta çık yavru çıkarmış kuş tamam mı? Ve inferaka tayrun. Bir kuş ...yumurtlasa ve yumurtalara kuluçkaya oturmuş... ...ve yavrulamış, yavru çıkmış... E, ...civcivler çıkmış yumurtadan. Böyle bir şey olsa. Ev yahut da bağda... ...veya yumurtlasa... E, ku, e, ...bir kuş bir yere veya tavuk... ...bir yere yumurtlamış. Fiyardin. Bir yere yumurtlamış. Yani tavuğun sahibi yok. Kuşun sahibi yok. E, yerin, sahi toprağın sahibi de yok. Veya toprak sahipli olsun fark etmez. Yani şöyle bir şey düşünün mesela. E, senin... ...köyünde... Komşunun bahçesinin bir yerinde başkasının bir tavuğu veya sahipsiz bir köy tavuğu veya bir kuş gelmiş yumurtlamış yavru çıkarmış onu ilk defa sen gördün toprak sahibi önce ilk defa sen gördün tamam mı ve aldın onu komşunun e, benim toprağımdaydı o benim toprağıma benim arazime yumurtlamış o benimdir deme hakkı var mıdır bunu konuşacağız. Wa bir kuş Yavru çıkarsa, Ev bağda fi Ardin veya bir yerde veya sahipsiz bir arazide fark etmez, yumurtlamış olsa, ev Yahut da teken nese zapyun bir ceylan, bir teken nese yani yuva yapsa bir yere girip yuva yuva yapsa kendisine, fahuve bunlar limen akadahu kim almışsa onundur. Çünkü bunlar sahipsizdir, kimsenin değildir. Bu durumda ibaha hükmündedir, kimsenin olmadığı için kim alırsa onundur sahiplenen kişinindir. <laughs> tabii tabii. Ya yani mesela şöyle işte arazide ben e, keklik gördüm. Keklik kuluçkaya yatmış yeni yavruları çıkmış. 20 tane altında şey var. Ya 20 tane olmaz keklikte ya. 5-6 tane yavrusu var bir de anası var. Ben de bunlar anası ben, yavrusu var diye kaçmadı. Ben de bunları yakaladım. Kimin? Benim. Alan kiminse onundur mesela. Tamam mı? Mal bulanındır. Sahipsiz mallar, ibaha hükmünde olduğu için bulanındır. Evet. Evet. Ama, Mesela şunun gibi, Ve keza aynı şekilde, Saydun, Bir av ki, yaşaymış e, e, Yok, Yakalanmış, Yani, Takılmış, Bir şebeketin, Mansubetin, Lil cefafi. Kuruması için, Bir adam, Şimdi adam diyelim ki, Avcı bir adam var, işte ağı var adamın, onunla işte balık avlıyor veya işte kuş avlıyor. Ancak balık avından geldi, kurusun diye bahçesine şeyi astı, ee, ağı astı, kurusun diye astı. Bir tane kuş da geldi oraya takıldı. Yok sahipsiz kuş. Normal bir tane keklik geldi o ağa takıldı. Ben de geldim o ağdan kekliği çıkarırken komşu gördü. Dur ya ne yapıyorsun? Ya keklik takıldı da onu alıyorum filan. E, ağa benim ağım. İyi de sen bu ağını için asmıştın. Kurması için atmıştın Ben de bunu aldım. Benimdir, alanındır. Alanındır. Nasıl? Bahçesindeyim. Ama sen bu ağını için astın? Evet. Mesela şöyle mesela. Ben şimdi komşunun bahçesinden giderken, şu elimi havaya kaldırsam, elime kuş çarpsa, kuşu tutsam, benim bahçemi tuttum, benimdir diyebilir mi? Havadan giden kuş sonuçta. Tamam. Kim, tamam senindir. Ama evde davran veya eve girse, eve girse, sen alsan yine alanındır. Ama ama şöyle olsa mesela adam kuş takılsın diye gelmiş veya hayvan girdi hemen kapısını kapattı görür görmez o halde onundur artık onlar. Ama diyelim ki işte Ceylan komşunun kapısı açık, tamam mı? Ben de onun bahçesinden geçiyordum. Bir ceylanı onun kapısından böyle bakarken gördüm. Hemen bir korkuttum. içeri girdi. Hemen gittim yakaladım. Ya benimdir. Yakalayanındır. Ama komşu içeri girdikten sonra kapıyı kapatsa artık onundur. Tamam. Ev <laughs> ya. yani içeride hemen aldı işte. Kapıdan aldı. Ev <laughs> dirhemun veya bir para. Ev sükkerun veya şeker. Nusira yani böyle hani gelin getirildiğinde e, ee, bir köye, köylerde düğünlerde gelin getirildiğinde ne yapılır? Damdan böyle şeker para serpilir. Doğru mu? İşte köylü çocuklar hemen koşup onu almaya başlar. Şimdi nasıl? İşte kim toplarsa onundur değil mi onlar? Ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, yan evde gelin gelecek yan eve. Tamam mı? Ee, komşu evde çamaşır asıyor. Çamaşır asarken çarşafın ebresimi böyle yayvan astı yayman astı Komşu da damdan şekeri şeyi fırlatırken buraya gelmeye başladı sürekli bunun çam, kumaşının üzerine geldi sermiş olan çarşafın üzerine geldi şimdi oradan çarşafdan alınabilir mi çocuklar o çarşafdan alabilir mi benim çarşafıma düştü bunlar diyebilir mi komşu eğer kuruması için sermişse e, kim alırsa onundur ama ben zaten bunu planladım kardeşim komşu serpecekti damdan ben de bunu bilerek sergi açtım ki toplayayım o zaman onundur kasıt önemli yani. Dirhemun i̇şte ev sükkerun nusra serpiliyor, saçılıyor. Fevaka ala ve işte kumaşın üstüne düşüyor, çarşafın üstüne düşüyor. Eğer bu, bu, durumda kim alırsa onundur. Kim alırsa çarşafın üstüne düşen parayı veya işte e, sergiye takılan, kuruması için asılan ağa takılan kuşu veya ahıra giden geyiği kim alırsa onundur. Ama فَاِنْ اَعَدَّهُ buhu لِذَٰلِكَ Eğer sahibi bunun için hazırlamışsa yani ben zaten çarşafımı bilerek böyle serdim ki dökülenler oraya toplansın. Ben bunun için yaptım dese اَوْ كَفَّهُ bade sukut Veya şeker düşer düşmez para düşer mesela ben kumaşı toplasa o halde kimin olur? Onun olur. Ev اَغْلَقَ بَعْبَدْ dari Veya Badak <laughs> duhul. Hayvan eve girer girmez hemen kapısını kapatsa melekehu o onun sahibidir. Çünkü bunun için yapmış. Yani o e, hayvanı veya o parayı filan veya o kuş hemen toru toplasa kuş girer girmez. Bütün bunları kendisi için kendisi bir kurgu üzerine veya bir emek üzerine yapmış olduğu için onun olur. Ve leyselil gayri onu bir başkasının alma hakkı yoktur. Kama tıpkı ne gibi? Lev asselen nahlu fi ardihi. Adamın evinde, arazisinde arılar e, yuva yapıp bal yapsalar. O bal kimindir? Arazi sahibinindir. Arazi sahibinindir. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü nasıl? <laughs> tabi tabi. Yani sahipsiz arılar gelmiş. Mesela kraliçe arı çıkmış. Oğul vermiş işte kovan arı komple gelmiş mesela oraya. Mesela hatta şöyle bir hüküm var. Şimdi e, oğul veren a, kovan çıkıyor kraliçe. Beraberinde çıkan yavru şey işçi askerlerle beraber 8 saat kadar bekler orada. 8 saat kadar bekliyor. Eğer kovan sahibi onu alır da e, bir kovana koyarsa onun. Ama e, 8 saatten sonra orayı terk ediyor. Başka bir yere gidiyor. Nereye giderse onundur artık. Kim bulursa orada onundur. Mesela. Lev assela nahlu fi adamın arazisinde arılar gelseler. Çünkü mesela arının oraya orayı sahiplenmesi bir nevi bu adama zarar da veriyor. Oraya gidemiyor, gelemiyor, sokacak çünkü mesela. E, bu durumda arının yapmış olduğu bal arazi kiminse onundur. Ev nebete fiha şecerun veya adamın bahçesinde bir ağaç bitmiş. Mesela Adem e, kendi evin damında şeftali yiyordu. Çeyi geldi, çekirdeği geldi. ki çekirdek değil mi o? Büyük çekirdek deniyor mi ona? Fırlattı senin bahçeye. Senin çocuk da orada oynarken üzerine toprak attı. Yağmur yağdı, su bitti. Aa şeftali bitti. Adem dedi ki aa ben oraya şeftali atmıştım ya. O şeftali senin değil. Sen ekmedin ki bunu filan dese bile. Kimin bahçesinde ağaç bitiyorsa ona aittir ağaç. Ev içteme aturabun Veya suyun akmasıyla şimdi su aktıkça ne yapar? Böyle toprak taşır ya. Alüvyon dönüyor mesela buna. Toprak, verimli toprağa taşıyor. Senin arazinden de göle dökülüyor. Şimdi ne oldu? Nehrin taşımış olduğu tüm alüvyon toprak senin bahçende birikiyor. Sen bu verimli toprağı alıp kullanabilirsin. Çünkü su senin bahçene getirdi bunu. Kimin bahçesine gelmişse, ağaç kimin bahçesinden çıkmışsa, arı kimin bahçesinde bal vermişse, onlar ona aittir. Tamam. Şimdi bir başka konu var burada. Hani bizler fasit şartları konuşmuştuk ya. Fasit şartlar e, akdi de fesada uğratır demiştik bazı durumlarda. Bazı durumlarda akit fesat olmaz ancak şart fasit olur demiştik. Mesela burada diyor ki ve ma la yasihhu ta'liquhu bi şarta bağlamanın sahih olmadığı şeyler ve yaptuluhu ve eşşartul fasidu ve fasit şartın batıl kıldığı, iptal ettiği şeyler. Yani bir şart şart koşmanın caiz olmadığı buna rağmen şart koşulursa o akdin de batıl olduğu şeyler. Akdin fesad, fesada uğradığı şeyleri şimdi sayacak bize. Bir de şart koşmak fasit olmasına rağmen şart koşulursa akdin zarar görmediği durumlar vardı. Bu ikisini iki ayrı başlıkta inceliyor şimdi. İlk ilk olarak e, ak, fasit şartın akdi de fesada uğrattığı, akdin fasit olduğu durumları söyleyecek. Mesela ne gibi? El -bey o bey gibi. Yani şu ürünü sana satarım ama bana sen şu kadar borç verirsen. Şimdi bir ürün zaten nedir? Müba satış hakkı nedir zaten? Mübadaletu malin mali. Doğru mu? Sen zaten benden bu evi almak için para veriyorsun. Para ödüyorsun. Ama benim sana bu evi satmam için senden ben ekstra bir şart daha istiyorum. Bana borç ver. Veya bana şunu da hediye edeceksin gibi bazı şartlar istiyorum. Yani Akdin yani ev satışının dışında bir kar ediniyorum ben. Taraflardan birinin tek taraflı kar etmesi faiz olduğu için bu fasit şart sen bana şunu yaparsan sen bana bunu verirsen ben sana bu evi satarım diye e, akde söz konusu olan malın dışında bir kar elde etmek olduğundan faiz olduğundan bu fasit akit bu fasit şart caiz olmamakla beraber konulduğunda ne oluyor? Akdi de fesada uğratıyor ben sana bu evi sen bana şunu verirsen, bunu hibe edersen, bunu bana borç verirsen, bana şunu yaparsan ve satarım gibi bir takım şartlar getirildiğinde bey akdine ne olmuş oluyor? Fasit oluyor. Akit de iptal, şart da iptal. Tamam. Bey. Vel icara. İcara da böyledir. Yani ben sana bu evi kiralarım ama sen bana bir ay hizmet edeceksin. Şimdi zaten sen kiranın bedeli olarak benden para alacak mısın? Alacaksın. Ekstra şartla ne kazanmış oluyorsun? Hizmet kazanmış oluyorsun. Bu faiz olacağı için akit iptal şart iptal. Vel kısmetu taksim. Yani aralarında miras düşen bir malı taksim ediyorlar. Ben sana şurayı bana şunu vermen şartıyla taksim yaparım. Yine tek taraflı bir kazanç sağlanıyor. Vel icazetu. İcaze mesela fuzuli birisi var. Benim ürünümü, benim iznim olmadan, vekaletim olmadan, benim malımı Adem satınca ne oluyordu? Bu fuzulak da oluyordu. Adem geldi bana dedi ki ben senin arabanı sattım. Ben sana vekalet vermedim ki veya sat demedim ki niye böyle bir şey yaptın? Fuduli olarak yaptın. Aa, ama iyi bir rakam vermişsin. Bana şu kadar para verirsen veya bana şunu hediye edersen bu alışverişi de sana onaylıyorum gibi e, fuduli akdine icazet verirken izin verirken e, ekstra bir şey istemek, şart istemek fazladan bir kazanç olduğu için, faiz olacağı için şart da iptal e, icazet de iptal. Var racaatu kadının, adamın e, ric'i talakla boşamış olduğu karısına dönmek için bak ben seni boşadım sen beni bırakmak istemiyorsun fena kadında değilsin ama ben seni bir kere boşadım sana dönmem için senden şunu istiyorum dese tek taraflı bir kazanç olacağı için e, şart da iptal dönüş de iptal ve <laughs> an bir mal hususunda yani mesela benim Adem'den bir alacağım var Adem'den alacağımı Adem ödeyemediği için bana başka bir mal teklif ediyor. Ya benden şu malı al bana olan borcunu düşür diyorum. Zaten alacağıma karşılık bir mal alıyor muyum Adem'den sulh ile? Alıyorum ama diyorum ki tamam bunu kabul ederim ama bana şunu da vereceksin. Ekstra bir şart koşuyorum bana şunu da yaparsan diyorum. Zaten mal karşılığı mal zaten sulh yapıyordum ben. Bunun için başka bir şey istersem ekstra bir menfaat olacağı için akit de şart da iptal sulh da iptal an عَنِ الدَّيْنِ Borcuttan ibra etmek. Yani borcu düşürmek. Ben senin bana olan borcunu bana bir ay boyunca hizmet etmen şartıyla ibra ediyorum desem. Normalde e, bu adamın hizmeti bana bir ay boyunca çalışacaksın. Bedava çalışacaksın diyorum. Normalde bu icare gibi bir şey aslında. Yani ben seni icare yapıyorum. Karşılığında borcumu düşürmüş oluyorum. Ama ibra demek bir, bir, bir karşılık almadan bedel almadan borcu düşürmek demektir bu senin yaptığın ibra olmuyor. Ee, ne oluyor? Değine karşılık icare yapmış oluyorsun. Ama bu fasit bir şart. Çünkü ibra böyle bir şey değil. Şart iptal, ibra iptal olmuş oluyor. Ve azlül vekil, vekaletten azletmek için diyor ki mesela filan kişi şuraya gelirse ya filan şöyle yaparsa veya şu şöyle olursa ben seni vekaletten azlediyorum diyor. Şimdi filan kişi gelirse ben seni vekaletten azlediyorum diye e, ihtimale dahil olan veya ee, şu, ...şu iş böyle olursa seni azlettim gibi... ...normalde burada bedel almak yok. Bir bedel bir para konusu yok. Ama üzerine yemin etmenin... ...yani filan gelirse böyle olsun vallahi gibi... mesela ...yemin etmenin geçersiz olacağı bir noktada... ...vekaletin şartını da buraya bağlayınca... Işte ...filan gelirse sen artık benim vekilim değilsin... ...seni azletmiş oldum dese... ...böyle bir şarta e, yemin etmek caiz olmayacağı için... ...geçersiz olacağı için... Vekaletten azil de geçersiz olmuş oluyor. Şart da iptal olmuş oluyor. Vel itikaf. E yine işte filan olursa veya ben iyileşirsem itikaf e yapacağım bir ay boyunca diye mesela şart koşsa. Bu şart e filan gelirse diye bir şart yine yemin olmayacağı için, kasıt olmadığı için. Yani bir e olması istenilen bir şey olmadığı için. E burada yemin geçersiz olacağından. Şart iptal, itikaf e e iptal. Yani itikafı e yapmak e gerekmez. Vel muzaraatu. Muzaraat vel muamelatu. Muamele de musakat yani. Muzaraat neydi? Bende arazi var. Sen gel burayı ek biç. Yarı yarıya mahsulü paylaşalım. Ebu Hanife'ye göre caiz olmasa da İmam göre caiz demiştik. Muamelat, musakat demek. Yani o da aynı. Benim bir bostanım var. Sen burayı sula. Bakımını yap. Çıkan ürünü ikimiz bölüşelim meselesiydi. Bunu yaparken ekstra bir şey istemek. Sen Adem diyor ki ya bak senin arazilerin var. Bakmıyorsun. Gel ben, ben bana bırak bu hizmeti. Ben bir çayım ekeyim bir çayım bakımını yapayım. Ürünün çıkan ürünü yarı yere bölüşürüz diyor. Zaten e, emeğinin karşılığı olarak bana bir ürün sunuyor doğru mu? Tamam diyorum ben de ama bana işte arabanı 3 ay boyunca ücretsiz verirsen veya bana kiralarsan diyorum. Ekstra şart koşuyorum. E zaten bir bedel üzerine bir sene konuşmuş olduk. Bu bedelden ekstra bir şey istifade etmen şartı fasit olduğundan müzarat akdede, de, musakat olan muamelat akde bitmiş oluyor. Veya vel ikrar, ikrar da aynı şekilde. Ne zaman, bunun da şöyle olur mesela. Adem'e diyorum ki, Adem bana diyor ki ya bak senin bana borcun var. Ben şahit getiremiyorum ama sen bunu çok iyi biliyorsun. İnkar etme. Şu borcunu bana e, ikrar et artık, itiraf et. Ben de diyorum ki, bak bana bir hafta boyunca gel, şu tarlamdaki işimi yap, ben senin borcunu tamam kardeşim ikrar edeceğim diyorum. Ne yapıyorum? Yapmam gereken bir şey için ekstra menfaat sağlamaya çalışıyorum. Şart iptal, ikrar iptal. Ve vakfı vakıf da aynı şekilde. Yani ben e, filancası olursa, filan şey olursa işte evimi vakfettim diye. Olması ihtimal üzere konulan şartta. E, bu şart iptal, vakıf iptal. vakaza tahkimu, tahkim de aynı şekilde. E, ne gibi mesela? Şu şey olursa sen bizim, ikimiz, siz ikiniz diyorsunuz ki eğer yarın yağmur yağarsa sen ikimizin arasında hakem yap. Şu konu hakkında hakem ol. Veya işte filancası razı olursa, üçüncü bir şahıs razı olursa sen gel bizim aramızda hakemlik yap diye bir anlaşmazlık hususunda hakemlik tayini yaptığınızda bu hakemlik ve şart iptal. Ayinde Ebi Yusuf, İmam Ebu Yusuf'a göre. Hilafen li Muhammed, İmam Muhammed şartla tahkimi caiz görmüş. Şimdi diğer konu. Hangi konu? Ve ma la ve ma la eşşartul fasit. Fasit şartın iptal etmediği akitler. Şimdi tamam şart ne demiştik? Şart fasit ama akide tesiri yok. Akit devam ediyor. Ne gibi mesela? El kardu kart gibi. Mesela kart neydi? Ödünç vermek, borç vermek. Adem benden 100 bin TL borç istiyor ben diyorum ki sana ben borç veririm ama bana bir hafta boyunca gelip evimde ücretsiz temizlik yapacaksın hizmet edeceksin diyorum şimdi borç verdiğimde ben o parayı zaten tekrar geri alacak mıyım alacağım yani ekstra bir faizi gerektiren bir menfaat var mı yok zaten kart bir e, mübadele mal bir mal değil tek taraflı verilen bir şey bu durumda bu şart fasittir benim sana borcu veririm ama evimi temizleyeceksin diye koymuş olduğum şart fasittir. Ama borcu verdiğimde borç geçerli fakat borcu verdiğim için gelip bana temizlik yapma zorunluluğu yok. Temizlik yapmasa, yani niye gelmiyorsun eve temizlik yapmaya? Zorunda değilim ki. O zaman ver benim paramı geri. Tamam senin paranı geri vereceğim ama temizlik yapmak zorunda değilim. Yani Veya işte gidip beni KD'ye şikayet etse benden borç para aldı temizlik şartıyla. Borcu verdim. Bana bir haftalık temizlik sözü vardı. Yerine getirmiyor. Onun ben parasını da istiyorum deme hakkı var mı? Yok. Çünkü bu, bu şart fasit. Vel hibetu hibe de aynı şekilde. Ve sadakatu sadaka da aynı şekilde. Mesela ben sana bunu sadaka yaparım. Ben sana şunu hibe ederim. Bana bir hafta hizmet edeceksin. Hibeyi yapsa, sadakayı verse o şart yerine gelmek zorunda değil. Yani adam onu yerine getirmek zorunda değil. Ve nikahu ben nikah mesela şunun gibi diyelim ki kadın diyor ki ee, benimle Mesela kadın şöyle söylüyor diyelim ki e, Benden başka biriyle Evlenmemen üzerine Evlenmeme şartı üzerine Mehir e, Mehirime sana hibe ettim diyor mesela Tamam mı Adam kabul etse nikah kıysalar Şimdi eğer e, Bu şart fasit ya Şart fasit Adam bu şarta uymak zorunda değil Adam bu şarta uymak zorunda değil. Kadının vermiş olduğu mehir e, düştü yani senden mehirimi senden mehrimi istemiyorum dedi. E, bu şart düştü veya mesela şöyle de bir şart burada olabilir. Benden başkasıyla evlenmemen şartıyla senle evleniyorum dedi kadın. Benden başkasıyla evlenmemen şartıyla bana kuma getirmemen şartıyla evleniyorum dedi. Bu şart fasit nikah geçerli. Adam gidip ikinci bir kadınla evlense şart e, şarta muhalif bir şey yapsa ilk nikah zarar gelir mi? Hayır çünkü niye zaten şart fasitti. Ve talaku veya boşanma adam diyor ki benden başkasıyla evlenmeyeceksen seni boşarım diyor. Adam diyor ki kadını boşanmak istiyor adam da. Adam da diyor ki seni boşarım ama benden başka kimse evlenmeyeceksin. Ömür boyu dul kalacaksın diyor. Kadın da adamdan kurtulmak için he he diyor tamam diyor boşan Adam talak veriyor. İddet bitiyor. Kadın hemen evleniyor başkasıyla. Bu talak iptal olur mu? Hayır. Çünkü şart fasit. Talak geçerli. Vel hulu. Hulu da aynı şekilde. Ee, kadın diyor ki beni şu malı al. Şu evi, arabayı al. Beni yeter ki boşa diyor. Adam da diyor ki tamam seninle hulu yaparım ama işte aynı şeyi konuşalım burada da. Bir başkasıyla evlenmeyeceksin diyor. Kadın da tamam dese. Yine iddetten sonra kadın başkasıyla evlense bu hulu iptal olur mu? İptal olmaz. Şart iptal. Vel itku e, azad etme aynı şekilde köle azadı. İşte mesela diyor ki ben seni azad ederim ama e, işte mesela ne olsun İşte şu kadar bana hizmet edeceksin gibi olabilir. Ve rehnu bir şeyi rehin vermek. Ben sana bunu rehin veririm ama sen bana şunu hediye edeceksin gibi. Borca karşılık rehin yani. Vel isa'u vasiyeti birine vermek. Ben sana Vasiyetimi veririm ama sen ona şunu yapacaksın demek gibi. Şart iptal, vasiyet geçerli. Vel vasiyetu, vasiyet. Mesela adam diyor ki, adam karısını boşamış diyelim. Tamam adam karısını boşamış. İddet bitmiş. Ölüm döşeğinde. Ben diyor, daha evvel boşamış olduğum kadın benden çok çekti. Yani ben ona vasiyet ediyorum. Malımın üçte birini ona verin diyor çocuklarına. Hani eski işte eşime verin vereceğim ben diyor üçte birini vasiyet ediyor ona. Ama diyor ona söyleyin kimseyle evlenmesin. Kadın böyle bir evlenmeme şartı fasit olacağı için vasiyet geçerli. Kadın o malı alır, vasiyet edilen malı alır. Bir daha başkasıyla evlenir. Bu evlenmesi vasiyet edilen malı iade etmesini gerektirmez. Çünkü niye? Vasiyet geçerli, şart fasit. Ve şeriketu ortaklık. Ve müdarebetu müdarebe yapmak. Ne demek bunlar? Yani ben sana... Mudarebe yaparım yani şu malımı al git çalış yüzde karı bana getir derim ama bana şunu vereceksin dese o şart iptal mudarebe geçerli. Ortaklık aynı şekilde ben senin şu işime şu malımı ortak ederim ama bana ekstra şunu vereceksin dese o ekstra verecek şey iptal şirket geçerli. Vel kada'u yani halifenin birine kada yetkisi vermesi ben seni mahkemeye tayin edeceğim ama işte şu davalarda şu fetvayı verme dese veya yani işte şuna iltimas geç dese. O şart iptal, kada etkisi geçerli. Vel imaratu, yine imarat yani valilik vermek. Halife diyor ki ben seni şu şehre vali yaparım ama şu şekilde davranacaksın, bana şunu yapacaksın gibi mesela. Vel kefaletu, ben, adam diyor ki ben senin borcuna kefil olurum ama bana şunu vereceksin dese o şart iptal kefalet geçerli. Vel havaletu, borcu bir başkasına havale etmek. Yani bana olan borcunu git filandan al. Adam onu e, filandan al ama şu işi yaparsam ben onu senin borcunu ondan alırım diye şartı koyması gibi. Vel vekaletu vekaletle de yine aynı buna benzer bir örnek getirebilirsiniz. Vel ikaletu ikale neydi? Bir akdin e, iptal edilmesi. Ben senden sana satmış olduğum bu ürünü senden geri alırım ama ikale yaparım. Bana şu şunu yerine getirirsen. Adam araba aldı. Pişman oldu. Ya bunu benden geri alır mısın? Alırım ama sen de gel benim evimi bedava boya dedi ekstra şart koştu. Şart iptal, ikale geçerli, arabayı geri alacak, parayı ödeyecek, bu adam evi boyamaza, boyamayacak. Biraz ikale bu bir taraf zararı uğruyorsa diğer tarafın karşılaması ne Zarar uğruyorsa yapmasın. Yapmak zorunda değil sonuçta. Vel kitabetu, işte köleyle mükatebe akdi yapılacak. Ekstra şart istiyor. Bana şu kadar para getir, seni azat ederim. Şartı yapılacak. Ekstra bir şey istiyor mesela. Ve iznül abdi fit ticareti veya ticaret yapması için kölesine izin veriyor. Ama şarta bağlıyor. Şart iptal izin geçerli. Ve avdetul velet. Çocuğun nesebe dönmesi. Mesela ne gibi? Şu gibi. Adam bir tane çocuk var ortada. Kadın hamile. Nikah dışı bir şey var burada. Tamam mı? Adam diyor ki ben bu çocuğu bana çocuğun bana ait olduğunu itiraf ederim. Nesebime alırım. Ama şunu yaparsan diyor kadına bir şart koşuyor veya şu şöyle olursa diye şart koşuyor o şart iptal adamın bu şartı öne sürerek mesela kadına diyor ki mesela şöyle desin kadına kimseyle evlenmezsen ben bu çocuğu ne sebebi alırım diyor hatta geçenlerde bir olay vuku buldu uzun yıllardan beri sevgililik hayatı yaşayan bir çift var çocuğun anne babası yok babaannesiyle kalıyor babaannesi de bu çocuğun sevgilisi olan kızı kabul etmiyor gelin olarak Bunlar da çocuk ortaya çıkıyor, yani nikahsız çocuk doğuyor. Ee, çocuk diyormuş ki ben bu çocuğa babalık yapmam, yani evlenemem seninle ama tüm masraflarını veririm diyor mesela. Şimdi, bu ne demek şimdi? Ee, ben bu çocuğu nesebe kabul ediyorum demek. Mesela şunu da eklese, bak ben seninle evlenmeyeceğim, ben başkasıyla evleneceğim. Sen kimseyle evlenmezsen ben bu çocuğu nesebime kabul ediyorum dese, bu itiraf nesebi çocuğu alır mı? alır. Peki kimseyle evlenmezsen şartı nedir? Fasit şarttır. Bu kız başkasıyla evlense bu çocuk hala bu ve zina yapan bu adamın çocuğudur mesela. Vesulhu andemil amdi vel cirahati bir adamı kasten öldürmek veya yaralamaktan ötürü sulh yapılıyor. Yani şimdi mesela diyelim ki filan birisi birini kasten öldürdü. Hani kan sahipleri, öldürülenin, maktulün yakınları ...bir para alma haklarına sahipler ya... ...işte veya adam yaralandı... ...para alma haklarına sahipler... ...diyor ki... ...bak eğer işte... ...bize şunu yaparsan... ...biz seninle sulh oluruz... ...yani bu parayı istemeyiz... ...ne gibi mesela... ...sen bize gel 3 ay boyunca... ...bizim işimizde çalış... ...biz senden bu parayı istemeyeceğiz diye sulh yapsalar... ...borcu düşürseler... ...borç düşer... ...şart fasit adam çalışmadan kurtardı... ...mesela gibi ve aktı zimmeti bir harbi yani bir kafir gelse halifeye dese ki ben memleketinizde zimmi olarak yaşamak istiyorum dese. Halife de bir takım şartlar sunsa şunu yaparsan bunu yaparsan şunu yaparsan seni zimmiyle kabul ederiz dese zimmilik geçerli olur o şartlar düşer. Ve taliqur reddi bi aybin ev bi khiyari şartin bir ürün alındığında hıyarı şarttan veya hıyarı ayıptan reddetmeyi bir şarta bağlasa mesela Şimdi ben bir ürün aldım. Eğer üründe bir kusuru varsa bunu iade etme hakkım var ya veya hıyarı şartla yani ben bu ürünü bana 3 gün süre ver. Hanıma sormam lazım. Hanım onaylarsa alıyorum diye bir şart vardı ya mesela. Burada ürünü iade etmeyi bayi diyor ki bak ben sana bu ürünü hıyarı şart ile ancak benim hıyarı şartla sattım. Bu adamın iade etme hakkı var ya ancak bu iadeyi benim komşum kabul ederse veya benim hanım kabul ederse alırım dese. Veya adam hıyarı ayıpla geliyor. Diyor ki bak ben ürünü aldım. Bu üründe bir kusur var bunu iade edeceğim dese. Ee, öbür tarafta ben ancak bu iadeyi, e, kusurlu malımı geri almayı filanca kabul ederse alırım dese. Bu şartlar iptal. Bu adamın zaten hıyarı ayıptan olan iade hakkı geçerli dedik. Ve azlül kadi Yine halifenin kadıyı azletmek için bir takım şartlar sunmasında durumunda yine şartlar fasit olursa olduğu halde e, azil geçerli olur diyoruz ve burada bu dersi noktalıyoruz. Bir sonraki dersimiz kitabı sarf artık parayla para alım satımı ama bundan önce biz nafaka bahsinden bir ders çekip e, nikah dersini sonlandıralım inşallah. Var mı soru? Peki burada kalıyoruz.